sosyal medyanın müdavimleri ve dijital medyada Türkiye'nin gündemini belirleyen, Türkiye'nin gündemine katkı yapan değerli okurlar, seyirciler. Camın Arka Yüzü diye bir kitap ortaya çıktı. Yazarı olarak da ben görünüyorum. Peki nasıl ortaya çıktı, neden ortaya çıktı? Onlarca kitap, yüzlerce kitap varken Kemal Gülen senin kitap yazmak neyine diye sorabilirsiniz. Doğru. Diğer yandan da camın bir ön yüzü var, bir arka yüzü var. Arka yüzüyle ön yüzü arasında yani seyirci ile çalışanlar arasında bazı farklar var. Onları ortaya koymak gerekti. Acaba camın arka yüzündeki işler nasıl yürüyor? Bir dizi çekiminden bir film çekimine kadar özellikle bir haberci olarak bir haberin oluşumu nasıl oluyor? Hangi süreçlerden geçiyor? Kaç insan çalışıyor? Ne kadar insan ter döküyor, emek veriyor? Binlerce kilometre yol alıyorlar birkaç dakikalık haber için. Çok çetin ve zorlu mücadelelere giriyorlar. Savaş atmosferlerine giriyorlar. Bombaların arasında habercilik yapmaya çalışıyorlar. Ya da İstanbul sokaklarında protestoların arasında habercilik yapmaya çalışıyorlar. Polislerle yerine göre bir kovalamaca yaşanıyor. Bazen bir örgütün içerisinde, bazen bir kenarında. Yani velhasıl camın arka tarafında bir emek var. Acaba o emeği biz nasıl anlatabiliriz? Bir işin bu tarafı vardı kitabın temelinde. Bir de camın arkasında o haberleri sunan insanlar var. Onların da duyguları var, düşünceleri var. Onlar da bir haberden etkileniyorlar. Ya da vurdum duymaz görünüp geçip gidiyorlar. İşin bir diğer tarafı da buydu. Acaba sunucu olarak Kemal Gülen ya da diğer sunucu arkadaşlarım adına acaba stüdyoda o haberleri seyrederken ne düşünüyoruz? Ne hayal ediyoruz? Ne kadar hüzünleniyoruz? Ne kadar ağlıyoruz? Ne kadar öfkeleniyoruz? Ya da başımıza herhangi bir şey geldi mi gelmedi mi? Seyircinin en çok merak ettiği şeyler bunlar. Abi başına orijinal bir şey geldi mi gelmedi mi? Acaba işte yurt içi yurt dışı seyahatlere gidiyorsunuz. Oralarda bize anlatacağın orijinal şeyler yok mu? Aslında hayatın her kademesi orijinal de bakmaktan, devamlı bakmaktan dolayı sıradanlaşmış. Onların dışında orijinal bir şeyler bekliyor belki seyirci. İşte bir kısmını anlatabiliyoruz, bir kısmını anlatamıyoruz ekran aracılığıyla. Bu kitabın altında bir de bu var. Sunucu olarak, takdimci olarak, acaba bu haberler benim ruhumda nasıl yankılar bıraktı, nasıl akisler bıraktı ve ben stüdyodan çıkarken, Kemal Gülen bir sunucu olarak stüdyodan çıkarken girdiğim gibi mi çıktım? Yoksa bende farklı bir kısım değişim dönüşüm oldu mu? Bir başka mesele de şuydu, bu kitabın içerisinde yer alan, evet habercilik yapıyoruz. Doğru olduğunu zannettiğimiz bir kısım ta öteden beri gelen meslek ilkeleri var. Bunların bile yerine göre tartışılması, konuşulması gerekir. Yoksa medyadan milletimiz, seyircimiz bu kadar şikayetçi olmazdı. Sokağa çıkıp sorduğumuzda evet medyanın çok önemli bir rolü var fakat çok da şikayetimiz var. Şu sebeplerden dolayı müştekiyiz, şikayetçiyiz. O zaman doğru haberi, doğru haberciliği nasıl yapmak lazım? Bu ilkeleri, bu kriterleri özellikle meslektaşları ilgilendirmesi açısından bir kaleme almakta fayda var diye düşündüm. 20 yıllık Samanyolu Televizyonu'nun birikimi, duyulan güven, itimat, seyircisiyle iç içe oluşu ve yükselen bir trendle, yükselen bir reytingle ama hiç de itibarını kaybetmeden bugünkü durduğu yere gelirken geçirdiği serüven ve kriterler neler? Biraz bunları bahsetmiş olduk.